Merhabalar. Ben Doktor Selahattin Menteş, Adana Tabip Odası Başkanıyım. Bugün Adana ve civarında bertaraf edildiği söylenen çöpleri geziyoruz. Nerelerde çöp atığı var, bunları tespit edebildiğimiz kadar görmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi burada toprağa gömülmüş maalesef ithal atıkların parçaları var. Bunlar toprağa gömülerek yok olmuyor. Aksine çorumuzun, çocuğumuzun geleceğimizi yok ediyor bunlar. Bir an önce bu soruna çözüm bulmak gerekli. Adana'nın bereketli topraklarına bunları atıp bir kibrit çakarak da bunlar yok olmuyor ya da üstüne toprak atarak da yok olmuyor. Sıfır atık mantığıyla bir an önce atık olayına el konulmalıdır. Buğdaylar ekilmiş, başaklar vermiş. Bu taraf tamamen buğday tarlaları. Çok fazla gitmiyoruz. Sadece 3 adım atıyoruz. 1, 2, 3 kenara geliyoruz. Ve burayı birazcık sadece kazıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç de markaya da dikkat edin. Yabancı bir marka. Ve sadece 10 metre ilerisi. Bir elektrik direğinin altı. Ve yine tarlamız orada duruyor. Şöyle sadece bir kazmayı sadece ufacık dokunduğumuzda çıkan şey budur. Buyurun. Buyurun. Ve yabancı marka. Görüyorsunuz. Buyurun plastik atıklar. Toprağın içi burası. Toprağın içi. Çıkan şeyleri görüyorsunuz. Buranın adı neydi? Burası şey. Yine Esenyurt konakları yolu üzerinde Rüzgarlı Tepe'ye varmadan burası, buradan alınıp Rüzgarlı Tepe'ye burası Karahan Esenyurt konaklarının olduğu yer. Trafo'nun bulunduğu bölge. Tamamen bir vadi gibi. Burada ithal çöpler gördüğünüz gibi hala mevcut. Herhangi bir burada temizlik ve benzeri söz konusu olmadığı gibi burada unutulmuş doğanın içerisinde. Ve bütün vadi neredeyse karşı taraflarda ve burada da toprağın içerisine gömülmüş bir şekilde. Gördüğünüz gibi İngiliz'in, Alman'ın, İsveç'in çöplerini biz Çukurova'nın bereketli topraklarına atıyoruz. Atıyoruz ki gelecekte çocuklarımız kanser olsun. Gelecekte bu topraklarda hiçbir şey yetişmesin diye. Aksine çorumuzun, çocuğumuzun geleceğimizi yok ediyor bunlar. Bir an önce bu soruna çözüm bulmak gerekir. Bütün neredeyse vadi atılmış ve gömülmüş şekliyle duruyor. Dağ gibi. Her taraf. Evet, yeni atık değil ama ithal çöplerle dolu. Yerler temizlendi. Evet, burası Karahan Esenyurt konakları. Hep tıbbi atıklar. Maalesef. Toprağa gömülmüş maalesef ithal atıkların parçaları var. Bunlar toprağa gömülerek yok olmuyor. Aksine çorumuzun, çocuğumuzun geleceğimizi yok ediyor bunlar. Adana'nın bereketli topraklarında buğdaylar ekilmiş, başaklar vermiş. Bu taraf tamamen buğday tarlaları. Çok fazla gitmiyoruz. Sadece 3 adım atıyoruz. 1, 2, 3 kenara geliyoruz. Ve burayı birazcık sadece kazıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç de markaya da dikkat edin. Yabancı bir marka ve sadece 10 metre ilerisi. Bir elektrik direğinin altı ve yine tarlamız orada duruyor. Şöyle sadece bir kazmayı sadece ufacık dokunduğumuzda çıkan şey budur. Buyurun. Buyurun ve yabancı marka. Görüyorsunuz. Buyurun plastik atıklar. Toprağın içi burası. Toprağın içi. Çıkan şeyleri görüyoruz. Buranın adı neydi?
Adı neydi? Burası şey. Yine Esenyurt Konakları yolu üzerinde Rüzgarlı Tepe'ye varmadan. Tamam. Burası... Buradan alınıp Rüzgarlı Tepe'ye götür. Burası Karahan Esenyurt Konakları'nın olduğu yer. Trafo'nun bulunduğu bölge. Tamamen bir vadi gibi. Burada ithal çöpler gördüğünüz gibi hala mevcut. Herhangi bir burada temizlik ve benzeri söz konusu olmadığı gibi burada unutulmuş doğanın içerisinde. Ve bütün vadi neredeyse karşı taraflarda ve burada da toprağın içerisine gömülmüş bir şekilde. Gördüğünüz gibi İngiliz'in, Alman'ın, İsveç'in çöplerini biz Çukurova'nın bereketli topraklarına atıyoruz. Atıyoruz ki gelecekte çocuklarımız kanser olsun. Gelecekte bu topraklarda hiçbir şey yetişmesin diye. Aksine çorumuzun, çocuğumuzun geleceğimizi yok ediyor bunlar. Bir an önce bu soruna çözüm bulmak gerekir. Bütün neredeyse vadi atılmış ve gömülmüş şekliyle duruyor. Dağ gibi. Her taraf. Evet, yeni atık değil ama ithal çöplerle dolu. Yerler temizlendi. Evet, burası Karahan Esenyurt Konakları. Hep tıbbi atıklar. Maalesef. Toprağa gömülmüş. Maalesef ithal atıkların parçaları var. Bunlar toprağa gömülerek yok olmuyor. Aksine çorumuzun, çocuğumuzun geleceğimizi yok ediyor bunlar.